gelmiş vaziyette ve iki kardeşimiz vefat etmiş vaziyette. Bir tanesi daha önce ulaşıldı. Şu anda diğeri de ulaşılmak üzere son aşamaya gelinmiş vaziyette. Tabii daha öncesinden ulaşılabilirdi ama yukarıdan toprak kaymasına tedbir alınması sebebiyle bu şekilde biraz gecikme oldu. Tabii metro inşaatlarımızda özellikle şu anda İstanbul en fazla metro inşaatı bulunan dünyadaki şehir konumunda. Burada da güvenlik birinci önceliğimiz. Büyükşehir olarak bugüne kadar yapılan metro kazılarında iş güvenliği standartların hepsi takip edilmekte. Ayrıca sensörler aracılığıyla 5 dakika bir hareketlilik takip edilmekte. Bir deformasyon vesaire hadiselerinde anında bunlar tespit edilmekte. Buradaki yapıda çok ani bir altta işler devam ederken daha öncesinden tüneli açılmış. Tünel açıldıktan sonra makas değiştirme noktasında bir genişletme çalışması yapılırken bu alanda göçük meydana gelmiş. Tabii bakıldığı zaman öncesinden bir hareketlilik yok. Bunun ayrıntıları teknik inceleme yapıldıktan sonra çıkacak. Ama baktığımız zaman öncesinden bir hareketlilik yok. Öncesinden burada tünel yapılmış, tünel bitmiş. Tünel bittikten sonra bir genişletme. Değişik sebepleri olabilir. Bu değişik sebeplerin içerisinde buradaki tünelle üst kot arası yaklaşık 17 metre. Bu 17 metre arasında ayrı bir boşluk oluşmuş olabilir. Değişik sebepler olabilir. Bunun teknik incelemeleri yapıldıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Efendim, mahalle sakinleri dinamitlerin patlatıldığından ve sık sık aslında yerin sallandığından bahsettiler. Böyle yok, şu anda dinamit patlatılacak bir durum söz konusu değil. Çünkü şu anda orada tünel daha öncesinden yapılıp bitmiş. Sadece makas değiştirme alanındaki bir genişletme çalışması var. Gördüğünüz gibi buradaki zaten istasyon alanının hemen bitişindeki bir alan. İksa vesaire çalışmaları tamamen yapılmış vaziyette. Dün gece saat 1.20 civarında bu olaylar oldu. Olay olurken de altta da yine çalışmalar var. Fakat çok ani bir şekilde bir çökme. En üstteki güvenlik kulübesini de direkt aşağıya indirip orada çok ani, içerisinden kaçma imkanı dahi olmayan bir hareketlilik olmuş. Bu hareketliliğin sebebine tabii bakılıyor. Alttaki bir boşluktan kaynaklı olabilir. Zeminin şeylerinden kaynaklı olabilir, hareketinden kaynaklı olabilir. Ben gece yaklaşık 2.30, saat 2.30 civarlarında haberdar oldum. O saatten sonra zaten bütün ekibimiz seferber oldu. Çalışmaya devam ediyorlar. Ben tekrar iki kardeşimiz vefat etti. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Yanlarındayız, acılarını paylaşıyoruz. Bugüne kadar metro inşaatlarımızda ufak tefek göçük olmakla birlikte şu ana kadar bu şekilde ölümlü bir göçük olmamıştı. Bunun sebeplerini ayrıntılı bir şekilde tekrar yapacağız. Ola ki daha öncesinden yerleştirilen sensörlerde arıza vesaire bunda ihmal varsa, ihmali olanlarla ilgili zaten gerekli işlemler yapılacaktır. Ama gördüğümüz kadarıyla burada ani bir hareketlilik olmuş. Bu kadar ani hareketliliğin de sebebinin muhakkak ortaya çıkarılması gerekiyor. Biz artık bu iki kardeşimiz, özellikle bir tanesi cenazesine ulaşıldı, diğeri ulaşılmak üzeredir. Zaten yeri tespit edilmiş vaziyette. Yukarıdan gelecek topraklara da tedbir alındı. Şu an çıkarılmak üzeredir tahmin ediyorum. Onlar çıkartılacak. Bu ailelere acılarını paylaşıyoruz. Yanlarındayız. Nihayetinde sorumluları varsa muhakkak biz de üzerine gideceğiz. Gereği yapılacaktır. Efendim, tekrar geçmiş olsun diyorum. Efendim, başımız sağ olsun diyorum. Devam ediyor mu şu an? Yani tahliye edilen binalar var. Şimdi yan taraftaki tahliye edilen binalarla ilgili bugün teknik çalışmalar yapılacak. Eğer binalarda bir teknik sıkıntı var ise, ki ön bulgulara göre teknik çok bir sıkıntı yok.
Akşama kadar bu durum belli olacak. Eğer teknik olarak orada sıkıntı varsa onlar boşaltılacak. Ama ön bulgulara göre binalarda herhangi bir sıkıntı yok görünüyor. Tahliye edilen vatandaşların durumu ne olacak? Tahliye edilen vatandaşlarımızla ilgili eğer teknik olarak binalarda sıkıntı var da bu binalar boşaltılacak denilirse onun zaten İstanbul'da zaman zaman bu tür hadiselerde yaşadığımız zaman ailelerimizin yanındayız. Onun tedbirini alıyoruz. Onlara her türlü yardım yapıyoruz. Ama öyle bir ihtiyaç yoksa zaten tekrar içerisinde oturabilirsiniz diyeceğiz. Dediğim gibi tabii burada ani bir bu şekilde göçme oldu ve hemen istasyonun bitişinde İstanbul'un diğer bölgelerinde bu şekilde böyle bir tehlike vesaire onlar söz konusu değil. Yani yaklaşık 1990 yılından beri İstanbul'da metro inşaatları devam ediyor. Şu anda da yaklaşık bir 290 kilometrelik metro inşaatımız İstanbul'da devam ediyor. Her tarafta devam ediyor. Bütün tedbirler alınmış vaziyette, otomatik sensörlerle iş güvenliği adına o tedbirler alınmış vaziyette. Buradaki farklı bir sebepten kaynaklı olma ihtimali yoksa onları araştırıyoruz. İnsanlarımız tedirgin olmasın, rahat olsun. Onu söylüyoruz. Bir şey sorabilir miyim? Bu sebep tabii ki araştırılıyor şu anda ama ortaya çıkacak. Acaba bu konu zemin etüdünde ortaya çıkmayan bir şey miydi sizce? Sizin tahmininiz nedir efendim bu konuyla? Şimdi tabii bu şaft boşluğunun hemen bitişindeki bir alan. Hemen kenarda büyük bir ihtimal burası tabii bu metro inşaatımız yaklaşık 2-3 yıldır devam ediyor. Öncesinden de zemin etüt çalışmalarının yapıldığı hesap edilirse 4-5 sene önce yapılmış bir zemin etüdü. Bu süre içerisinde bu bazı zeminlerde bulunan kalker taşı diyebildiğimiz suda eriyen bu tür şeyler oluşabiliyor. Öncesinde boşluk olmamakla birlikte daha sonra gerek o bölgede oluşan yeni sulamadan veya işte alttaki değişikliklerden kaynaklı olarak oraya su girmesi veyahut da erime sürecinin sonradan tamamlaması sebebiyle arada boşluklar oluşabiliyor. Baktığımız zaman üzerindeki güvenlik kulübesinin bir anda aşağıya çökmesi, çok hızlı bir şekilde çökmesi öyle bir ihtimali güçlendiriyor. Değilse ağır ağır kayıyor olsa bir şekilde içindeki güvenlik kulübesinin içerisindeki vefat eden kardeşlerimiz aslında dışarı çıkabilmeleri gerekirdi. Ama çok hızlı bir aşağıya düşüş olmuş ki arada bir boşluk olma ihtimalini güçlendiriyor. O boşluk da sonradan oluşmasaydı öncesinden orada bir tünel kazı işlemi bitmiş vaziyette. Yaklaşık 1,5 senedir orası öncesinden tünel kazılmış. Yan tarafında şaft boşluğu açılmış. Onlar açılmış. Bora kazıkları çakılmış. Hepsi bitmiş. Ondan sonraki süreçte böyle bir şey yaşanıyor. Büyük bir ihtimal sonradan oluşan bu şekilde bir ara boşluktan kaynaklı bir sıkıntı var ki ani olarak güvenlik kulübesinin çok hızlı bir şekilde aşağı inmesi var. Diğer türlü aşağıdaki toprak kaymasıyla beraber gitse biraz ağır ağır bu kadar hızlı gitmemesi gerekir. Tabii bu tahmini şeyler arkadaşlar tamamı teknik inceleme yapılacak. O incelemeden sonra çıkacak. Onlar ayrıntılı bir şekilde raporlar çıktıktan sonra. Efendim olayın üzerinden 11 saat geçti ve hala Güray Halat'ın cenazesi çıkartılamadı. Daha uzun bir... Yok aslında yeri teslim edildi. Üst taraftan gelecek toprağın gelişine tedbir alındı. Biz biraz önce bahsettiğim gece 2.30'dan itibaren ben haberdarım. Zaten olay olduğu esnada bütün ekip buraya yönlendi. O saatten beri çalışma devam ediyor. Tahmin ediyorum kısa bir süre içerisinde ulaşmış olur. Çok teşekkürler. Evet, tekrar başımız sağ olsun. Geçmiş olsun hepimize. Sağ olun.